dinleyicilerimiz, bugün sizlere Denizli'den sesleniyoruz. Tabii kokpit okullarımızın kurucusu Alper Kalelihan hocam yanımızda. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gerçekten sizin için ve bizim için güzel bir akşam. Mezuniyet töreni var. Nasıl bir duygu, neler söyleyeceksiniz efendim? Öncelikle çok teşekkür ederim böyle bir fırsatı bize verdiğiniz için. Evet, Kokpit Havacılık Lisesi olarak bu sene 7. mezuniyet törenimizi düzenliyoruz. Aynı zamanda bu sene 10. yılımız. 10. yılımızı da kutluyoruz. Denizli'de 10 yıl önce 2014 yılında kurulan Kokpit Havacılık Lisesi bu seneyle birlikte 7. mezunlarını vermiş bulunuyor. Bu tabii bizim için büyük bir gurur. Okulumuz biliyorsunuz özellikle havacılık alanında hem ara kademe hem de ana kademe eleman yetiştiren bir okul. Ama biz onu sadece öyle de görmüyoruz. Denizli'de kolejler arasında da önemli bir yer edinmiş bir okul. Özellikle disiplinimizle, eğitim sistemimizle, yabancı dil eğitimimizle Denizli'de çok güzel bir yer edindi. Mezunlarımızdan her sene mezun olduktan sonra güzel güzel haberler geliyor. Özellikle Baykar, Türk Hava Yolları, Hava Kuvvetleri'nde görev alan birçok öğrencimiz var. Tabii ki üniversitede %67 oranında bir kazanma oranımız var. Çok iyi yerlere yerleşiyorlar. Bu senede dediğimiz gibi 2023-24 eğitim öğretim yılını artık sonlandırıyoruz. Bu sene öğrencilerimiz yine yuvadan uçuyorlar ama biz yine sürekli olarak onların yanındayız. Bizde şey bitmiyor, okul bittikten sonra ara vermiyoruz. Öğrencilerimizin kariyer basamakları için, onların güzel yerlere gelmesi için sürekli çalışmaya, gayret göstermeye devam ediyoruz. Hocam ben şeyi merak ediyorum. Şimdi mezun olan öğrencilerimizin aileleri, kendileri size geliyor ya. Neler konuşuyorlar? Gerçekten güzel olsa gerek diye düşünüyorum. Şimdi bizim mezuniyet törenlerimizin şöyle bir güzel tarafı da var. Öğrencilerimiz, velilerimizin birçoğu şehir dışından. Bugün Gaziantep Şehit Kamil'den gelen bir kızımızı okul birincisi olarak hediyesini takdim edeceğiz. Yani Türkiye'nin dört bir yanından gelen velilerimiz var. Onlarla burada bir aile gibiyiz. Ben o anlamda da tüm Denizli'yi de mezuniyet törenine davet ettim. Çünkü birazdan burada aile ortamında çok güzel, çok keyifli bir program olacak. Ailelerimizle kenetleneceğiz. Tabii dediğim gibi okul bittikten sonra da bitmiyor bu. Devam ediyor. Hocam gerçekten ben biliyorum, takip ediyorum. Denizli'de örnek bir okulsunuz. Ben de teşekkür ediyorum sizlere. Dilerseniz salona geçelim. Bakalım mezuniyet törenimiz için neler hazırlanmış. Birlikte bakalım. Evet, hep beraber bakalım. Güzel bir program olacak inşallah. Çok teşekkür ediyorum. Evet, teşekkür. Değerli izleyenlerimiz, Kokpit okulumuzun mezuniyet töreninde devam ediyoruz. Tabii müdür beyle tanışacağız. Efendim iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar efendim. Öncelikle sizi tanıyalım. İsmim Yusuf Aybek, kurum müdürüyüm. 2016 yılından beri Kokpit Havacılık Lisesi'nde kurum müdürü olarak görev yapmaktayım. Gençlerimizi havacılığa, havacılık kültürüne, iş ahlakını öğretmek için çaba sarf ediyoruz. Bugün de gururlu ve haklı günümüz. İnşallah onları güzel bir mezuniyetle buradan uğurlarız. İş hayatlarında, gelecek hayatlarında inşallah bizleri unutmazlar. Bu anlamda ben şimdiden mezun olan bütün gençlerimize başarılar diliyorum önümüzdeki hayatlar için. Evet, tabii devam ediyoruz. Efendim merhabalar, iyi akşamlar merhabalar, diliyorum. Merhabalar, hoş geldiniz, iyi akşamlar. Efendim sizi de tanıyalım. İsmim Ramazan Güzel, Kokpit Havacılık Lisesi'nde ben de havacılıkla ilgili yaklaşık 6 tane farklı dersim, öğretmenliğini yapıyorum. Genç hocam, müdürümüzün de söylediği gibi gençleri teslim alıp havacılık sektörünün içerisinde gerek askeri havacılık, gerek sivil havacılık, gerekse sportif havacılıkta genç havacılar yetiştirmeyi kendimize bir borç edindik. İnşallah ülkemize, vatanımıza, milletimize hayırlı evlatlar yetiştirmiş oluruz. Evet hocam, merhabalar, siz de tanıyalım. Merhabalar, ismim Mehmet Ali Uylaş. Ben de meslek öğretmeniyim. Askeriden emekli olduktan sonra Kokpit ailesine katıldım. Yaklaşık 8 yıldır Kokpit ailesinde öğrencilerimize havacılığı en doğru şekilde, en kısa yoldan havacılık sektörüne girebilmeleri için eğitimlerimizi sürdürüyoruz. Ben de teşekkür ederim. Efendim emeklerinize sağlık. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Ben izninizle okul birincimizle tanışmak istiyorum. Merhaba, seni tanıyalım. İsmim Aysel Güvenç. Kokpit'in 12. sınıf teknik bölüm birincisiyim. Gaziantep'ten geldim. Ailem de kendileri mezuniyetimize katıldı, geldiler. Hoş geldin. Ailen de mi geldi buraya? Evet, ailem de geldi. Hepsini tebrik ediyorum. Seni de tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum ama nasıl bir duygu, nasıl başardın bunu? Çok güzel bir duygu. Özellikle ailemin buna şahit olması, yani emeklerimin karşılığı gibi hissediyorum bugünü ben. O kadar duyguluyum, o kadar heyecanlıyım ki kalbim yerinden çıkacakmış gibi. Yani çok garip bir duygu.
Peki Gaziantep'te otururken Denizli'deki kokpiti nasıl tespit ettiniz? Nasıl geldiniz? Nasıl tanıştınız? Ya ailem benim havacılıktan ilerlememi istiyordu. Böyle havacılık yani çok uçuk bir şey geliyordu. Çok güzel bir şey geliyordu. Bu sayede de işte internette abim okulları araştırdı. En iyisi de kokpit havacılık lisesiydi. Bu arasından seçim yaptık. Böyle bayağı bir tartıştık. Yusuf hocamla da görüntülü konuştuk. Okulu bize tanıttı. İşte nasıl bir okul yani imkanlarını tanıttı. Okuldan mezun olunca ne türlü avantajlarımız olduğunu falan söyledi. Erasmus projelerini, o tarz şeylerden bahsetti. Bize çok güzel geldi. Yani çok güzeldi. Hiç pişman değilim. Çok güzel bir okul. Tabii okulunu seviyorsun. Denizli'yi evet, de sevdin severim. Mi? Denizli muhteşem bir şehir. Gerçekten horozuyla ünlü. Yani seyir tepesiyle falan, Pamukkale travertleriyle. Güzel, bayağı güzel şehir. Kokpit'e mutlaka gelmenizi tavsiye ederim. Peki, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Evet, Kokpit okulumuzun birincileriyle röportajlara devam ediyoruz. Evet, merhaba. Öncelikle seni tanıyalım. Merhabalar. Ben Ümit Mustafa Canavarcı. Şu an meslek bölüm birincisi oldum bu yılın. Nasıl bir duygu? Neler söylersin? Nasıl hissediyorsun? Mutlu hissediyorum kendimi. Yani çok çabaladık, uğraştık. Kendimizi olabildiğince geliştirmeye çalıştık. Okulumuz da sağ olsun bu konuda bize bayağı destekçi oldu. Stajlardır, özel eğitimlerdir vesaire vesaire. Gayet mutluyum şu an ben kendimden. Hedeflerin neler? Neler benim hedefim havacılık uzay mühendisi okumak. Hı hı. Ardından belki pilotluk bölümü okumak diye düşünüyorum. Fakat tamamen değişebilen faktörler. Hayırlısı olsun diliyorum. İnşallah yolun açık olsun. Teşekkür tebrik ederim. Ediyorum. Teşekkür ederim. Emanet olarak aldığımız değerli evlatlarınızı
idarecilerim, öğretmenlerim ve tüm çalışma arkadaşlarım ile birlikte özgüveni yüksek, ne istediğini bilen, hedefleri için cesaretle hareket eden, ülkesini ve insanları seven bireyler olarak sizlere teslim etmekten dolayı büyük mutluluk ve heyecan duyuyorum. Onlarla ne kadar gurur duyduğunuz azdır. Bugün hep birlikte yaşadığımız bu gurur tablosunun altında her türlü imkanınızı seferber ettiğinizi tarif etmek imkansızdır. Sağ olun, var olun. Değerli öğretmen arkadaşlarım, bir anne ve baba şefkatiyle kucaklayıp erdem ve bilgiyle donattığınız bir nesli daha bugün buradan uğurluyoruz. Onlar için yaptığınız özverili çalışmalarınız, gösterdiğiniz ilgi ve alaka, yaptığınız kılavuzluk için kurumum, şahsım ve öğrencilerim ve velilerim adına teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. Sevgili gençler, herkesin bir hedefi olmalı. Hayatınızın sonunda nerede olacağınızı bilmek istiyorsanız, nereye gittiğinizi bilmek zorundasınız. Bu nedenle kendinize doğru hedefler belirleyiniz. Hedefe ulaşmada size yolunuzu aldığınız eğitim iradeniz, azim ve kararlılığınız gösterecektir. Bugün bir mezuniyet yaşıyorsunuz. Biliniz ki her mezuniyet başka bir basamağın başlangıcıdır. Okul günleriniz okul anılarınıza dönüşecektir. Sizleri gelecekte başarıyla okulunuzu, bizleri ve ailelerinizi en iyi şekilde temsil edeceğinize olan inancımız tamdır. Önünüze belki bir sürü engel çıkacak, bocalayacak, zorlanacak, tökezleyecek fakat asla yılmayacaksınız. Burada geçen 4 yılda edindiğiniz bilgiler, dostluklar bundan sonraki hayatınızda çok işinize yarayacaktır. Şunu iyi bilin ki bu okuldan mezun olurken bizlere veda etmiş olmayacaksınız. Öğretmenlerinizle, arkadaşlarınızla her zaman aklınızda bulunacak olan okulunuz size yol gösterici olacak. Burada öğrendiklerinizi ve yaşadıklarınızı bundan sonraki hayatınızda tecrübe ile kullanacaksınız. Sevgili gençler, sizlere elimizden geldiğince hayata önemli ve gerekli olan şeyleri tanıtmaya çalıştık. Neyin nasıl aranacağını ve bulacağınızın rehberliğini yapmaya çalıştık. Bundan sonra bizden öğrendiklerinizi sizlere yol gösterecektir. Bu bilgiler üstüne yeni öğrendiklerinizi ekleyeceksiniz. İyi insan olmak, kalbi tertemiz olan sizler için çok zor olmayacaktır. Neyin iyi, neyin kötü olduğunu zaten okulumuzda öğrendiniz. Kötü olanlardan uzak durmanız sizlere hayatınız için yeterli olacaktır. Çalışmanın alın teriyle ekmeğinizin kazanmanın en iyi şey olduğunu unutmayın. Yaptığınız en iyi ve en doğru şekilde yapmaya çalışın. Sevgili gençler, 3 şeyden asla vazgeçmeyin. Sağlık, saygı ve sevgi. Bu 3 şey size, ailenize, ülkemize mutluluk getirecektir. Sağlıklı düşünen insan çok çalışacak, saygılı olan kişi başkalarını fark edecek, sevgi dolu olan kişi de başta kendi ülkesi olmak üzere tüm insanlığı sevecektir. Sizlerden dürüst, çalışkan, sevgi dolu, adil bir iyi insan
ve değer ve tutumlara bağlı olmamızı arzuluyorum. Unutmayın ki dürüst, çalışkan, üretken her insan değerlidir. Kendinize, arkadaşlarınıza, ailenize güvenin, gelecekten korkmayın. Zorluklarla mücadele etme gücünü kaybetmeyin. Biliyorsunuz ki başarılı bir insan olmak ayrıcalıktır ve çaba ister. Bunun için uğraşın. Göreceksiniz uzun dönemde kazanan hep siz olacaksınız. Ancak böylesi düşündüğü gibi davranan insanlar hayatta daima başarılı olmuştur. Çalışmaktan ve araştırarak doğruyu bulma çabasından hiç ama hiç vazgeçmeyin. Evet sevgili beyler, bu benim tabii ki resmi olarak konuşmam gereken bir husustu. Bir de şimdi gayri resmi olarak konuşmam gereken durumlar var. Sevgili 2024 mezunları, bugünün kıymetini iyi bilin. Ne aynı sıralar, ne aynı sınıflar, ne de aynı koridorlar paylaşılmayacak bundan sonra. Bugün gitse de gidelim dediğiniz okul günlerinin sonuncusu. Ergenlikten gençliğe adım attığınız yılların bitişi haykırıyor bugün size. O yüzden tadını çıkarın bugün. Sarılın arkadaşlarınıza. İster doya doya, ister ağlaya ağlaya, hışkıra hışkıra gülümseyin hayatta. Hem mutluluğunuzu paylaşın, hem üzüntünüzü. Unutun bugün sınavı. Bırakın gözünüzü büyütmeyin. Hayat o kadar çok sınavlarla dolu ki. Kopya Savaşı Lisesi herkesin hayatında bir parça. Buradaki herkes geçici, bir tek sizler hayatınızın sonuna kadar kopya savaşı mezunu olarak kalacaksınız ve bu hiçbir zaman değişmeyecek. Sayın Yusuf Aybege, bu duygu dolu konuşması için teşekkür ediyoruz. Şimdi ise konuşmalarını yapmak üzere kurucumuz Sayın Alper Kadirhan'ı sahneye davet ediyorum. Sevgili öğrencilerimiz, değerli velilerimiz, değerli azim, hepiniz 2023-2024 eğitim öğretim yılının mezuniyet törenine Türkiye'nin dört bir yanından, farklı şehirlerden gelerek bizleri mutlu ettiniz. Hepiniz hoş geldiniz. Evet. Okulumuz 2014 yılında hiçbir ticari kaygı gözetmeden tamamen belirli hayallerin, ideallerin yerine getirilmesi amacıyla 2014 yılı Mart ayında kuruldu. Bu sene aynı zamanda okulumuzun Mart ayında 10. yılı. Yani 10. yılımız doldu. İnşallah daha önce 10. yıllara. En büyük hayallerimden bir tanesi okulu kurarken şuydu. Bunu birkaç yerde daha tekrar ettim. Şimdi şehir dışından gelen velilerimiz de var ama Denizli'nin böyle Çınar Caddesi diye bir caddesi var. Ben Denizli'liyim. Yıllarca İstanbul'da yaşarken hep gözünü tüten, çünkü ortaokuldan itibaren hep dışarılarda okudum. Hep hayalim şuydu. Bir gün Denizli'de Çınar Caddesi'nde yürürken tesadüfen birisi durdursun beni. Ben onu tanımayayım. Sonra kendisini tanısın. Hocam desin, ben kokpit havacılık lisesi falanca sene mezunu falan. Ve ben şu anda işte şuradayım, burada çalışıyorum, bunu yapıyorum ve ben bununla gurur duyuyorum. İnanın bu gerçekleşmeye başladı. Özellikle velilerimiz, özellikle öğrencilerimizle beraber, okulumuzla beraber biz bundan 4 yıl önce burada bir tohum ettik. Bu tohumlar şimdi yavaş yavaş yeşermeye, filizlenmeye başladı. İnşallah bunların güzel meyveler vereceği zamanları da göreceğiz. Çünkü geliyor öğrencilerimiz, onlarla gurur duyuyoruz. En önemlisi de bilgi, beceri, teknik bilgi, eğitim, bunlar önemli değil. Bu kısımlar önemli değil. Öncelikle öğrencilerimize başlangıçtan itibaren
Tabii ki buna kız öğrencilerimiz de dahil. Lütfen ifadem yanlış anlaşılmasın. Adam olmayı öğretiyoruz. Çünkü adamlık sadece erkek olmakta değil. Ben ne adamlar gördüm, ne kadınlar gördüm, adam gibi adam. Öncelikle çocuklarımıza adam gibi olmayı öğretiyoruz. Çünkü gittikleri yerlerde bizi düzgün temsil etsinler, doğru temsil etsinler. Dimdik dursunlar. Duruşlarıyla, büyüklerine saygılarıyla, toplum içerisindeki hareketleriyle bizleri temsil etsinler. Tabii ki bu konuda da değerli öğretmenlerimizin, özellikle meslek ders öğretmenlerimiz, kültür ders öğretmenlerimizin emeklerini de hiç unutmamak lazım. Ben bu anlamda bu öğrencilerimizi 9. sınıftan alıp daha buraya kadar aynı şevkle, aynı aşkla, çünkü biliyorsunuz biz bu dönemlerde pandemileri de geçirdik, bir takım zorlukları da geçirdik, hepsini birlikte yaşadık, sizlerle birlikte yaşadık, çok zor zamanlar geçirdik. Bu anlamda öğrencilerimizi buralara bu şekilde getiren değerli öğretmenlerimize teşekkür ediyorum ve onlar için bir alkış rica ediyorum. Evet, geçen gün öğrencilerimizle toplandık. Okul içerisinde 4 senelik eğitim, öğretim hayatları boyunca çok fazla onlarla temas etmedim. Ama hep uzaktan izledim, hep takip ettim. Hep bir şekilde ne yaptıklarını biliyordum. Onlarla artık son sohbetimizi sizlerden bağımsız olarak özel bir ortamda hep beraber yaptık. Onlara şunu söyledim. Dedim ki, benimle esas teşviki mesainiz bundan sonra başlıyor. Çünkü daha geçen gün, daha 7 sene önce mezun ettiğimiz bir tane öğrencimiz işte iletişime geçiyor, arıyor, soruyor, hocam diyor, stajımı şurada yapacağım, CV'mi şurada dolduracağım, burayı nasıl yapacağım vesaire yapacağım. Bu anlamda öğrencilerimize diyorum ki, bugüne kadar ben sizin bir hocanızdım ama bundan sonra artık ben sizin bir meslektaşınızım, bir arkadaşınızım. Dilediğiniz zaman benimle iletişime geçebilirsiniz. Ama orada ufak bir kısımdan da bahsetmek istiyorum. Lütfen aileleri değil. Artık onlar 18 yaşını geçti. Kendilerini temsil edebilir hale geldiler. Eğer biz onların sektör içerisinde bizi temsil edecek belirli bireyler olabilecek halini görmek istiyorsak bu kısmında kendileri yapmaları gerekiyor. Bu anlamda öğrencilerimize de sesleniyorum. Gerçi şimdi arkada hazırlanıyorlar ama onlar benim ne demek istediğimi biliyor. Bundan sonra her zaman yanınızdayım. Bundan sonra her zaman elimden geldiği kadar sizlerin doğru noktalara, iyi noktalara gelmeniz için bütün gayretimi göstereceğim. Biz buradayız. Lütfen ama lütfen bir işiniz olmasa bile çay kahve içmeye de olsa en azından senede bir defa uğrayın. Çünkü bizi en çok motive eden şeylerden bir tanesi de öğrencilerimizin belirli noktalara gelip onların o başarılarını görüyor olmak. O yüzden lütfen bizi buralarda unutmayın. Her zaman okulumuz açık. Çay kahve içmeye her zaman bekleriz. Biraz açıkçası duygusallaştım da bunun sebebi de şu. Gerek Türk Hava Yolları'nda Uçuş Eğitim Akademisi'nde çalıştığım dönemlerde gerek kokpitte 7. mezun Dilek Olay, yani yaklaşık 400 üzerinde öğrenci. Her sene bunu yaşıyoruz. Tabii ki insan duygusallaşıyor. Kuşlar geldi, şimdi yavaş yavaş yuvadan uçuyorlar. Bunu hissediyor olmak, her seferinde onların o heyecanını görüyor olmak ama onlardan ayrılıyor olmak da gerçekten bizim için biraz üzücü. Ama şunu özellikle belirteyim, bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Bunu öğrencilerimizin kendilerine de söyledim. Bu 7 mezun dönemin içerisinde bazı dönemler olur. Bazılarıyla böyle, ya bunlar mükemmeldi, bunlar gerçekten çok iyilerdi, harikalardı dediğimiz. Onlardan bir tanesini söyleyeyim, 2020 mezunlarımız değil mi? 2020-21 mezunlarımız. Hatta onlara maalesef pandemi nedeniyle mezuniyet töreni yapamadık. O gün o mezun oldukları dönemde hala kapalıydı her yer. Hatta planımız ve programımız bugün onları da buraya çıkarıp bizim öğrencilerimizle birlikte bir mezuniyet töreni yapmaktı. Ama şimdi işte kimisi çalışıyor, kimisi üniversitede vesairede bir türlü toparlayamadık. Geçen gün bunu öğrencilerimize de söyledim. O kadar
aralarında o kadar güzel, o kadar muhteşem, o kadar değerli, o kadar adam gibi adam çocuklar var ki. O yüzden ben onları yetiştiren siz değerli velilerimize de çok çok teşekkür ediyorum. Dedim ya, biraz duygusallaştım. O yüzden en iyi bildiğim şeyle size veda etmek istiyorum. Şiir. İki tane şiir hazırladım. Öğrencilerimiz duyuyor mu beni? Arkadan duyuyor mu? Tamam, duyuyorlarsa güzel. Bir tanesini öğrencilerimize hitabe, kendi yazdığım bir şiir. Diğeri de biraz esprili ama diğerini de velilerimize okuyacağım. Biraz müsaadenizle güldürmek isteyeceğim, güldüreceğim. Şimdi bu şiirimi yazdığımda sanki 25 yaşıma ithaf ediyormuşum gibi, 25 yaşımı anıyormuşum gibi yazmışım ama daha bunlar 18 yaşında. Ama görsen, benim de bir oğlum var, görsen sanki böyle hayatlarının yarısı tükendi, bitti. Öyle bir heyecan, öyle bir şey. Ah geçti, gitti vesaire derdindeler. O yüzden sevgili gençler, şimdiki şiirimi lütfen iyi dinleyin, bunu bir yere not alın ve lütfen her anınızın tadını çıkarın, her anınızdan lezzet almayı unutmayın. Çünkü velilerimiz de bunu biliyor, biz zaman zaman bunu yapamadık ve şimdi özlüyoruz o günleri, değil mi? Ah, nerede diyoruz o eski günler? Müsaadenizle okuyayım. Şimdi olsaydım 25 yaşında, düşünür müydüm hiç eskisi gibi? Fark etmezdi, avunurdum sonunda ve de başında. Bu yüzden gençliğimden af diliyorum. Daha da kalsaydım, keşke çeşme başında. Saat kaç, hiç fark etmez, ne önemi var? Huzurunda sensin, ekmeğin de aşın da. Bu yüzden gençliğimden af diliyorum. Merak etmezdim, ne var dünyanın öbür ucunda? Paran mı var, pulun mu var ya da yüreğin? Ah gençlik, senin kabahatin yok, suçun da. Bu yüzden senden af diliyorum. Nefesimi daha derin çeker, anı yaşardım. Sıcak mı, soğuk mu ne fark eder? Koşardım. Yorulmazdım, yılmazdım, engelleri bir bir aşardım. Bu yüzden gençliğimden af diliyorum. Düşünmezdim yarını ne olacak diye. Gülerdim, eğlenirdim dünyaya inat. Sormazdım soruları ne, niçin, nasıl, niye. Bu yüzden gençliğimden af diliyorum. Şimdi bir de müsaadenizle siz velilerimize hitaben bir şiir okuyacağım. Daha sonra çok fazla uzatmayacağım. Müsaadenizi isteyeceğim. Bizim çocuklar. Ne koç yaymaca var, ne inek yütme. Ne yığın yığma var, ne tırmık çekme. Ne tokat yeme var, ne de bir tekme. Ama mutlu değil bizim çocuklar. Odasında sepet sepet oyuncak. Parka gitse türlü türlü salıncak. Parka gitse türlü türlü salıncak. Karnı hep top, üstü başı kalıncak. Ama mutlu değil bizim çocuklar. Çarşıya gidince isteği bitmez. Servis olmayınca okula gitmez. Anneye babaya hiç yardım etmez. Ama mutlu değil bizim çocuklar. Daha büyümeden ister telefon. Markasını sorma. Elbette iPhone. Yalan söylemiyorum. Sen de görüyorsun. Ama mutlu değil bizim çocuklar. Ona hizmetçidir evdeki herkes. Sakın incinmesin prens, prenses. Annesi onlardan çok çalışır ders. Ama mutlu değil bizim çocuklar. Bak gerçek dünyaya böyle mi hayat? Çocuklarda değil bizde kabahat. Çocuk yetiştirmek bir büyük sanat. Ondan mutlu değil bizim çocuklar.
Yani ben şu anda gerçekten kokpit havacılık lisesi olarak bir aile ortamındayız. O yüzden ben çok resmi şeyler yapmayı istemem. Dün arkadaşımın oğlu bir trafik kazası geçirdi motorda. Arkadaki kişi vefat etti, daha 20 yaşında. Bir yere kadar getiriyorsun. O yüzden lütfen onları sevin, onlara sarın, onlara kızmayın. Başarılı olsalar da, başarısız olsalar da, çünkü onlar bizim çocuklar. Teşekkür ederim hepinize. Hepinize iyi eğlenceler diliyorum. İkinci numaram 451. Yazıyorum. 419. Ayman hocam 11 be. 74. Kef. Serin Şahan. Serin Emma Şahan. Serin Emma Şahan. Kardeşim. Bunu sana vereyim ben ya. Evet. Olur mu? Al bakalım hadi. Sen. Onun şansına. Tamam. Bunu sonra bir sanki zaman da imzalayalım. Aa hocam mutlaka. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ben arkadaşım. Tamam. Hayır. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Bir şey kitaplarımız da oldu. Ben ona siz Serin Emma Şahan. Babasın sen. Bir tane arkadaşım. Sonrasında şu çocuklar getirirse imzalı. Tamam. Alo hocam. Şapka boyu. Hadi hocam. Kamerayı sana veririz. Sana mı çıktı? Şike yok. Aldım. Bir tanesi tam sonra getir. Onu da imzalı. Gösterimizi yapacağız. Şimdi karşınızda Hafizan'la ve İnek Şahan geliyor. Gözümü aydınlatan ateş böceğim misin?
böyle diyordu Babahan sınıfının meşhur Mahmut hocası. Ne oldu diye? Kel Mahmut hocası. Hepiniz gururlusunuz. Hepiniz mutlusunuz. Evlatlarınız gibi. 4 sene önce birer ergen olarak, parantez içinde Z kuşağı ergeni olarak Kokpit Havacılık Lisesi'ne teslim ettiğiniz evlatlarınız 4 sene sonra sizlere birer genç, birer fert, birer birey olarak emanetinizi geri iade ediyoruz. Cibalı karakolunu seyretmeye var mı içinizde? Herkes seyredildi Cibalı karakolunu değil mi? Orada rahmetli Necat Uygur'un çok güzel bir diyaloğu vardır. Benim oğlum mezun oluyor diyordu. Evet, evlatlarımız mezun oluyorlar. Şimdi Mahmut Hoca olarak onlara son nasihatlerini vermeden olmaz, değil mi? Son nasihat. Nerede olursan ol. Yürü üstüne, üstüne. Tükür yüzüne. Celladın, fırsatçının, fesatçının, hainin, dayan kitap ile, dayan iş ile, dayan diş ile, umut ile, sevda ile, düş ile, dayan rüsva etme. Gör bak nasıl yeniden hayat bulurum namuslu temiz ellerimle. Kızlarım, oğullarım var gelecekte. Her biri bir cihan parçası. Her biri bin yıllık hasretimin goncası. Gözlerinden öperim. Aysel Güvenç. Kokpit Havacılık Meslek Bölüm Birincimiz Mustafa Ümit Yavaş. Öğrencilerimizi tebrik ediyoruz. Öğrencilerimize dilekçelerini vermek üzere okul kurucumuz Sayın Alper Karihan ve okul müdürümüz Sayın Yusuf Aybeki sahneye davet ediyoruz. Dilekçelerimiz gelsin lütfen. Evet. İkisinin de daha böyle küçük bir şekilde bundan 4 sene önce okulun kapısından içeriye girdikleri dönemi hatırlıyorum. İşte az önce hani bir takım hayallerimiz var demiştik ya, işte bu hayallerinizi gerçekleştiren iki tane adam gibi öğrenci. Aysel, nasıl? Geldi mi abi? Ali Bey burada mı? Ali Bey, seni de tebrik ediyorum kardeşim. Sen çok güzel bir insansın. Kardeşinin hep yanında durdum. Ayağına sağlık, daha Gaziantep'ten buraya kadar geldi. Aysel Bey'in bayram yaptığını. Kız yurdu ziyaretine geldiğinde bana bir küçük çoklama vermişti. Onu hala unutmuyorum. Evet. Ümit mükemmel bir öğrenci. Böyle bir çocuk yetiştirdikleri için ben ailesine teşekkür ediyorum. Onlar da Fethiye'den buraya kadar geldiler. Hoş geldiniz.
anne İngiliz olduğu için I congratulate you for raising such a wonderful child. Okay? Her iki öğrencimizi de tebrik ederim. Ben onların her zaman yanındayım. Birisi meslek grubumuzda, birisi teknik grubumuzda bizi başarıyla temsil ettiler. 4 sene boyunca inşallah çok güzel haberlerini de bundan sonra alacağız. Her ikinizi de tebrik ediyorum. Ve meslek öğretmenimiz Mehmet Ömür
Yiğit Kaçmaz ve ailesi. Ümiden Hoca. Dışarıda ağaç mı var, böcek mi var, ne var ya, bulut var, bir şey göremeyeceksin ki. Ya ben kurduğumda gidemiyorum. Zaten sen gitmişsin. Ya tamam geç ya, insanlara saygı kalmamış ya. Ben buraya otursam da yine camdan bakacağım. Benim camım yok, bakmayacaksın. Bakacağım. Bakmayacaksın. Bakacağım, görürsün. Görüyorsun değil mi? Yani bir insana müsaade et ya. Orada oturmak istemiş adam. Yani istiyor. Belki de bu son yolculuğu, belki düşecek uçak. Niye kaybediyorsun? Ya niye düşsün amcacım? Büyük uçağın düşme ihtimali 11 milyon da değil. Ya senin dünyaya gelme ihtimalin de 11 milyar da değil. Ama gelmesin. Aaa! Çok mantıklı ya. Alo. Ya, ya düşüyor musun? Alo Hamiyet. İnanmayacaksın, ne oldu? Uçakta business yer yokmuş, hayal ekonomide uçuyorum. Yok ekonomi uçmuyor, ben uçuyorum. Canım benim kendi başıma nasıl uçayım? Hamiyet, tünele giriyorum, kapatır mısın canım benim ya? Of. Sayın Meltem Esen, Sayın Meltem Esen. Önceden verdiğiniz siparişi almak için kendinizi kabin ekibine tanıtınız lütfen. Aa, benden bahsediyor. Merhaba, ben Meltem Esen. 1996 İstanbul doğumluyum. Aslen Sivaslı falan da değilim. Bayağı yedi göbek İstanbul'dayız. Bekarım, boş zamanlarımda müzik dinlemek... Canım benim, ne anlatıyorsun sen? Size kendimi tanıtıyorum. Ama bize değil, kabin ekibine tanıtacaksın kendini. Biz böyle bir ekip, kabin ekibi değil miyiz ya? Ay, çok fakirsin, keşke sussan ya. Ay. Ne dedim ki şimdi ben? Of, ne zaman kalkacağız ya? Of, of değil, af de, af de. Allah affetsin bizi de, öyle de. Tövbe tövbe. Efe güzel gidiyorsun. Hasbinallah. İşte bu. Allah Allah. İşte bu. Allah Ekber. Allah be. Kevin Kruslayı, Arden Kruslayı. Ne dedi o? Kevin Kruslayı, Arden Kruslayı dedi. Yani? Ben de anlamıyorum ama hızlı söyleyince anlıyormuş gibi oluyor. Kabin krim slice'a... Hakikaten alayım lan, hakikaten öyle alayım. Buyurun Meltem Hanım. Ha sweetie, bu uçak ne zaman kalkacak? Hemen bakıyorum bir saniye. Dolunca kalkacağız herhalde. Dolmuş mu canı bu dolunca kalksın? Dolmamış, arkaları hep boş görüyorsunuz. Ücretimi uzatamayan var mı? Tatlım sen iyi misin? Ya ben önceden otobüslerde mavilik yapıyordum da bu benim ilk uçuşum. Biraz gerginim açıkçası. Çocuğu kucağa alalım. Kalkıyoruz. Gelmiyor. Toprak istiyor. Bakın topraktan geldik, toprağa gideceğiz. Bunu bilin. Oğlum tamam, siz de çıkıklandı yapıyorsunuz. Evet, düzlüğe çıktık. Sağdan aşağı düzecektik. Hop Ankara. Böyle bir şey olabilir mi ya? Kimlerle seyahat ediyorum? Ama demiştin ya, ben size mi kapılı arkadaşım? Hayır, seni sevmiyorum ben. Balık etini seviyorum, ne var?
Hacı benim, vadim ya, kardeşim o benim. Biz bütün sercanda tam aynı odalarda kaldık. Oha, o bahsettiğin sen miydin? Aslan kardeşim ya, ne diyordun? Çok şerefsiz diyordu, bütün fikirlerini, bütün düşüncelerini çalıyorsun çocuğun. Nasıl ya? O zaten bir proje falan da yapmamıştı ki. Okuldan da ayrıldı, çünkü olacağı diyordu en son. Evet, biliyorum, hatta bir çiftliğe girdi. O kilolu ata binmeye çalışmış, atlar da düşünce o işi bırakmış. Hacı mı? Yok, at. Sizde mi? Arada cumalara gelirdi. Oradan görürdüm. Ama işte uzun zamandır görmüyor. Yani göremedim. Uy, bir şey diyeceğim, bir şey diyeceğim. Bu hacı Denizli değil mi? Evet. Yok, ben tanımıyorum. Ay yeter öyle oğlum. Ya sizce de bu uçağın bu kadar boş olması garip değil mi? Ya ben korkmaya başladım. Ya korkacak hiçbir şey yok. Uçak çok güvenli var ya sonuçta. Yok, ondan değil. Hacı Samet'i ben de tanıyorum. Sen nereden tanıyorsun? Hacı benim çocukluk aşkım. Sonra ne oldu peki? Yani işte büyüdük. Sonra ben bir yerde büyüme bıraktım tabii ama o yine büyümeye devam etti. Sonra da ayrıldık işte. Allah Allah. Bir dakika ya, bir dakika. Bu hacı yok, ben tanımıyorum. Ya sizce de bu kadar tesadüf olabilir mi? Yani ben hiç görüşmek için diyorum siz. Ben turneye çıkıyorum. Tek başına. Diyorum lan, bir şey eksik. Benim de çantamdan bile çıktı. Ne, gözükemedim lan. Ben çok rehinim, ne yapayım? Ben de İngilizce'den yerine gidiyorum. Ben de dondurma kütlenme altından çıktı. Ya bir günlük dondurma kütlenme altından bile mi çıktı? Beni cenaze namazı vardıya çağırdılar. Bilet aldım, ona gidiyorum. Bana da doğum günü hediyesi olarak verdiler. Ben de Rize uçağını kaçırdım. Rize uçağını kaçırıp Ankara uçağı mı bindin? Bir anlık sinir işte. Gözüm görmedi. Kokpite giremiyorum. Ne? Nasıl ya? Zaten sen kokpite niye gireceksin? Sen pilot musun? Hayır Hacı Samet'i ben de tanıyorum. Benden de nefret ediyor. Hep şişman şakalar yaptım. Rezil ettim oğlum. Şimdi kahve götürmeye gittim pilotlara. İçeriye de giremiyorum. Ses falan da gelmiyor. Ne diyorsun ya? Merhaba hayatım, değersiz yolcu. Hacı! Bu ses... Yok, tanımıyorum ya. Birazdan Ankara'ya iniş yapmış olacak demek çok isterdim. Ama iniş daha doğru ifade olacak. Tamam, panik yapmayın. Tamam, sakin olun. Düşüş Azerbaycan ötesiyle iniş demek. Ben haberiyim lan. Bildiğin düşüş işte. Ama siz sevgili Fatma sayesinde kalktı zannettiniz. Harikaydı aşkım, değil mi?
Çok harikaydın aşkım. Bundan ya. Sonra seni kabin amiri yapıyorum. Nasıl ya? Ses geldi, uçak kalkmasın. Aynen sonra çarptı. Uçak kalkmadı ama sizin bir yeriniz kalktı. Bak sen bana niye bakarak söylüyorsun ya? Tövbe estağfurullah. Dua edin diye çağırdığın adama. Burada bu şekilde muamele edilmez ki ya. Hocam pardon. Pardon, sizle alakası yok ama artık herkes dersini almıştır. Nasıl? Herkes gerçekleri öğrendi. Bu bir intikam canım ya. Evet. Hacı intikam. Hocam müsaadeniz varsa bir soru sormak istiyorum. Cenazenizi kaç çeker? Şimdi o... Ben bunu uçururum ha. Ülkemizin milli savunma sanayisinde bayrağını çeken Baykar Teknik'te iş başı ve stajlarını dediğimiz gibi 40 tane öğrenci gönderdik. Haklı ve gururunu yaşıyoruz bu anlamda. Burada da 8 tane öğrencimizin değerli aileleri ve kendileri var. Şu anda da 2 tane öğrencimiz daha okul bitmeden bu anlamda iş başına davet edildi. Ben kendilerine göstermiş oldukları çabadan dolayı çok ama çok teşekkür ediyorum. Tabii bu emekte meslek öğretmenlerimizden Tuğcu hocamızın da çok büyük bir emeği vardır. Çünkü Baykar stajını öncesinde perdenin arkasında olan kısımlar da vardır. Özellikle staj evrakları, CV doldurma, daha sonra mülakat, yazılı sınavlar. Bu anlamda vermiş olduğu katkıdan dolayı ben Tuncay hocamda teşekkür ederim. Tabii sadece biz konuşmayalım. Böyle bir aramızdan seçtiğim bir velimi de bir görüşünü almak isterim. Öncelikle okul kurucumuz Alper Bey'e çok teşekkür ediyorum. Bunun yanı sıra arkasındaki eğitimci arkadaşlara, öğretmenlerimize, hocalarımıza hepsine çok teşekkür ediyorum. Başta oğlum olmak üzere ilk kaçması teşekkür ediyorum. Bizim gururu yaşattığı için. Yani şu kadarını söyleyebilirim. 10 tane evladım olsa 10 duvar ya. Çok güzel. Bize gururu yaşattığınız için herkese, bütün ekibi çok teşekkür ediyorum. Evet. Havacılığın önemli bir parçası olan simülatör eğitimini başarıyla tamamlayan öğrencilerimize sertifikalarını vermek üzere meslek öğretmenimiz Mehmet Erbaşı sahneye davet ediyorum. Evet, normal bir uçuşun biraz daha benzeri ama okulumuzda yapılan simülatör uçuşlarında belirli bir süreyi aştıkları için öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Zaman zaman Erasmus görevlerinde yurt dışına gittiğimizde normal uçuş imkanı da sağlıyoruz. Tabii oradaki uçuşlarda dinlediğimiz tek şey, duyduğumuz tek cümle, hocam gerçek uçuş simülatöre hiç benzemiyor oluyor. İnşallah bundan sonraki hayatınızda gerçek uçuşlarla karşılaşmak dileğiyle hepinizi tebrik ediyorum. Hale gidin.
ve son ödülümüz. Bu yıl okulumuzun en uyumlu sınıfı ona. Thank you.
Beşten geriye sayıyoruz. Beş, dört, üç, iki...